Herkese merhaba arkadaşlar. Bitcoin ve altcoinlerle ilgili güncel yorum ve analiz yaptığım kanalıma hoş geldiniz. Bu videomuzun konusu Belcoin. Belcoin ile ilgili analiz istekleri olmuştu. Ben de arkadaşları kırmamak adına Belcoin analizi yapacağım. Kısa, orta ve uzun vadeli projeksiyon sunmaya çalışacağım sizlere bu analizde. Ayrıca önemli destek ve direnç seviyelerini olması muhtemel satış hedeflerini de sizlere aktarmaya çalışacağım. Dilerseniz analizime geçmeden önce kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı ve beğen tuşuna dokunmayı unutmayın lütfen. Şu anda haftalık grafikteyim. Belcoin geçtiğimiz ay 20 haftalık hareketli ortalamayı denedi ancak üzerinde bir kapanış yapamamıştı. 3 hafta önceki haftalık kapanıştaysa 2 hafta önceki haftalık kapanıştaysa 20 haftalık hareketli ortalama üzerine attı ve yukarı yönlü trende devam etti. Burada dip olarak 38 sentten itibaren güzel bir yükseliş yakaladığı görülüyor. Şu anda 61 sent seviyelerinde fiyatlanıyor Belcoin. Burada 20 haftalık hareketli ortalamamız 50 sent seviyesinde. Burası artık bizim majör desteğimiz haline geldi. Yani 50 sent üzerindeki fiyat hareketleri yukarı yönlü olacaktır. Bu da boğa trendinin başladığını bize aktarıyor. Bu seviyelerin bir de günlük grafik açısından önemli bir seviyemiz var. Onu da size aktarmak istiyorum. Burada 200 günlük hareketli ortalamayı geçtiğimiz hafta denedi ve üzerinde kapattı. Sonra tekrar aşağı kırdı ancak yeniden son 3 gündür 200 günlük hareketli ortalama üzerinde kapanışlar yapıyor. Bu da yukarı yönlü hareketlerin devamı niteliğinde düşünülmelidir. Burada ilk etapta bu seviye üzerinde kaldığımız sürece, yani bu 200 günlük hareketli ortalama üzerindeki fiyat hareketleri neticesinde ilk etapta ben 66 sent ve 67 sent seviyelerini önemsiyorum. Bu 67 sent 50 haftalık hareketli ortalamamız, 66 sent de slingshot'ın ilk direnç seviyesi. 66 ve 67 sentin güçlü bir direnç olarak karşımızda, yukarımızda bulunduğunu size aktarabilirim. Bu seviyelerin kırılması neticesinde ise haftalık bazda 85 sente kadar bir yükseliş görmemiz söz konusu olabilir. Yani bu alt seviyelerden 39-37 sent seviyelerinden maliyetlenen yatırımcılar burada 85 sent seviyelerine kadar bir yükseliş gelmesi durumunda güzel bir kar realizasyonu fırsatı bulabilir. Bu çünkü önemli bir direnç olacaktır burada 85 sent seviyesi. Değerlendirilmesi bence gayet makul bir seçenek olarak karşımıza çıkıyor. Burada bir de squeeze momentum'da da haftalıkta geçtiğimiz hafta bir al sinyali vermişti ve bu haftada teyidi niteliğinde al sinyali devam ediyor. Bu da önemli bir ayrıntı çünkü haftalıkta kolay kolay bir sinyal değişmiyor. Zaten burada düşüş trendi de bayağı bir zayıflamıştı. Ancak şu anda yeni bir long sinyaliyle Belcoin yoluna devam ediyor. Günlük grafiğe bakalım bir de. Günlükte şu anda 200 günlük hareketli ortalama, az önce de belirttiğim gibi 57 sent seviyesi. Bu seviyenin üzerindeki 2 günlük kapanış zaten yukarı yönlü fiyatları tetiklemiş oldu. Şu anda 57 sent seviyesi yakın bir destek olarak ve önemli bir destek olarak düşünülmelidir. Buranın altında günlük MA20'miz var, 54 sent seviyesi ve hemen altında 50 sent seviyemiz var, o da haftalık MA20'miz. Buralar 50 sent, 54 sent ve 57 sent sıralı ve güçlü desteklerimiz. Bu seviyelerin korunması durumunda zaten ilk hedefimiz 67 sent olacağını biraz önce sizlere aktarmıştım. Trend gücüne gelecek olursak da burada güzel bir trend oluşumu söz konusu. Squeeze momentum'da da şu anda trend gayet yolunda görünüyor. Long yönlü güçlü bir şekilde devam ettiği görülüyor. 4 saatlik grafiğimize bakalım. Evet, 4 saatlik grafikte de burada zaten yine 57 sent seviyesi slingshot'ta önemli bir destek seviyesi. Bu seviyenin korunması gerekiyor mutlaka.
Aynı zamanda 200 günlük hareketli ortalamayı da tekabül ediyor burası. Yani destekler çok yakın, birbirine çok yakın ve güçlü olarak düşünülebilir Belcoin'de. Yani bu da yukarı yönlü hareketleri tetikleyecek bir sinyal olarak algılanmalı diye düşünüyorum. Burada yukarı yönlü hareketlerde ne gibi bir fiyatlanmalar olabilir? Yakın dirençleri sizlere aktarmak istiyorum. Şu anda Fibonacci 0.50 seviyesi kazanılmaya çalışıyor Belcoin'de. Burası da 62.5 sent. Bu 62.5 sent seviyesi 4 saatlik grafikte kazanıldığı takdirde zaten burada Fibonacci 0.618 seviyemiz ve bu yukarıdaki 50 haftalık hareketli ortalamamız da çok yakın bir seviye. 65 ve 67 sent seviyeleri. Bu 62.5 sent seviyesi üzerindeki 4 saatlik kapanışlar bizi ilk etapta 67 sente ve onun üzerinde de 74 sente kadar yükseltebilir. Bu 74 sent üzerindeki hareketlerse sıralı olarak 89-90 sent seviyelerine ve bir yukarıda da 1 dolar seviyesine kadar ulaştıracaktır. Burada önemli olan 62,5 sentin 4 saatlik grafikte kazanılması. Ancak bu seviye kazanılmadığı takdirde de zaten burada 59 sent ve az önce de bahsettiğim 57 sent seviyeleri güçlü destekler olarak görünüyor. 59 güçlü bir destek değil ancak 57 sent güçlü bir destek. Aynı zamanda burada 4 saatlik MA50'miz de var. Yani bu seviyeler güçlü destekler olarak düşünülebilir. Bir de trend gücüne bakalım 4 saatlik grafikte. Burada trend ara ara düzeltmelere girdi ve short sinyalleri verdi Squeeze Momentum. Yine geçtiğimiz 2 günde de bir düzeltme söz konusu oldu. Hatta 4 saatlik MA50'nin de altına attı. Burada bir short sinyali oldu ancak tekrardan buradan bir yukarı yönlü tepki aldı ve fiyat yeniden yukarı doğru gitmeye başladı. Şu anda da 4 saatlik grafikte Squeeze Momentum'da trend gayet güçlü bir şekilde yoluna devam ediyor. Dediğim gibi ilk etapta 62,5 sentin 4 saatlik kapanışlarla kazanılması oldukça önemli olacaktır Belcoin'de. Şu anda Belcoin ile ilgili aktaracaklarım bu kadar. Herkese bol kazançlar diliyorum. Hoşça kalın.